Manipülasyonun tanımına kısaca bir değinelim. Manipülasyonun tanımı, doğrudan sormaktan kaçınarak işaret edilenden veya gösterilenden başka bir şey elde etmeye çalışmaktır. Bununla birlikte bu terim en çok birisinin alternatifleri zorlaştırdığı için karşıdaki insanın gerçekten yapmak istemediği şeyi yapmak zorunda kaldığı bir durumu tanımlamak için kullanılır. Bir kişinin her zaman iki istenmeyen alternatif arasında seçim yapması gereken durumlar vardır. Ancak manipülasyondaki fark, iki seçeneği yapay olarak bir araya getiren başka bir kişinin aktif çabalarıdır. Manipülasyona maruz kalan kurban için çok sinir bozucu ve haksız olan da zaten budur. Birisini bir şeye zorlarken, yani yapmak istemediği eylemi yapmasını sağlamak için güç veya gerçek zarar tehdidi kullanılır. Manipülasyonda genellikle hedefin inançları veya benlik imajı kişisel çıkarlarına veya gerçek arzusuna karşı kullanılır. Şöyle bir durum da var. Manipülasyon dediğimiz hilede kurban neler döndüğünü, ne olduğunu anlasa bile işe yarayabilir. Çünkü bilinçli olunsa da bazı durumlarda hayır demek zordur. Yine de bu anlamda manipülasyon yenilmez değildir ve tek başına istismar teşkil edemez. Bunlara istinaden özellikle hedefini, kurbanını iyi bilen biri tarafından her şey manipüle edilebilir. Bu yüzden burada bu videoda sizlere bazı manipülasyon çeşitlerini öğreterek kendinizi korumaya almanızı sağlamak amacıyla anlatacağım. Manipülasyonun nasıl yapıldığına dair örnekleri yavaş yavaş maddeler halinde anlatmaya başlayalım. İlk olarak manipülatör, gelecekte size belirsiz bir yardım veya fayda vaat eder, ardından şimdiki zamanda somut ve önemli bir şey ister. Çoğu insan böyle bir durumda karşılık vermesi gerektiğini düşünür ve aslında burada bir değiş tokuş olmadığını gözden kaçırır. Manipülatör sadece bildiğini yapmaya devam eder ve hedefindeki insanın kabul etmeyeceği bildiği şeyi yapar. Bu taktiğin mantığı bağışlanmanın izin almaktan daha kolay olduğu sözüne dayanır. Manipülatör bu sefer haberlerde olduğu gibi endişe verici bir şey, bir haber veya bir direktif getirir ve sonra alakasız bir şey ister. Alarm vermek insanların harekete geçmek istemesine neden olur. Eğer bariz bir eylem yoksa orta derecede korkmuş bir kişi önerilere daha yatkın olur. En bilindik olanı ise manipülatör birine iltifat eder, sonra bir şey ister. Aslında bu çoğu insanın zaten bileceği kadar yaygındır. Ancak yine de işe yarar. Çünkü çoğu insan bir iltifat karşısında bir şeyler borçlu olduğunu düşünür. Hatta yapılan bu iltifatlar samimi olmasa bile. Bu sefer manipülatör bel altından vurarak karşısındaki kişinin suçluluk duyduğu bir şeyi gündeme getirir ve sonra bir şey ister. Dile getirilen suç manipülatörle ilgisi olmasa bile kurban kendini borçlu hissetme ve utanma eğiliminde olacaktır. Ve kendisinin borçlu olduğunu hissettiği için ondan isteneni verecektir. Yine manipülatör bir şeye ihtiyaç olduğunu ima eder ancak karşısındaki insandan bunu asla direkt istemez. Çoğu manipülatör bu taktiğin direkt sormaktan daha güçlü olduğunu anlıyor. Buna bir de aşırı gereksinim varmış ama bir türlü elde edememiş rolünü yaparlar. İnsanlar bu durumda doğal olarak kendiliğinden yardım etmek isteyecektir ve aslında kurban kişi kendisini de kandırmış olur. Kurban kişi kendisini kandırmış olur çünkü kendisinin isteyerek yardım ettiğini düşünür. Ama burada bariz bir sömürü vardır. Manipülatör, hedefindeki insanı bencil olarak damgalar ve adlandırır. Çoğu kurban elde edilemez bir fikir olan aşırı özverili bir öz imaja sahiptir. Bu nedenle ilişkide manipülatörün lehine büyük bir dengesizlik olsa bile bu kelimeye karşı çok savunmasızdırlar. Yine manipülatör özenle planlanmış bir aktiviteyi kurbanla beraber sürdürür ve ardından son dakikada tamamlanması gereken bir şeyin olduğunu söyler ve topu kurbana atar. Buradaki kurban düzenlenmek için çaba sarf edilen veya hevesle beklenen aktiviteyi tehlikeye atmak istemeyecek, böylece kendisine atılan pası alacaktır. Yine manipülatör açıkça mantıksız bir şey ister ve ani bir hayır alır. Ardından daha küçük bir şey ister. Haklı olarak bile hayır demek çoğu insanda suçluluk ve borçluluk duygusu yaratır. Ve bu nedenle ilk başta asla vermeyeceklerini çoğu kez hayırdan sonra verirler. Manipülatör kurbandan zaten almak istediği şeyi verecek konumdadır. Ancak yine de ihtiyacı olmasa bile bir şey isteyebilir.
Manipülatör, kurbanın diğer insanların önünde vermek istemediği bildiği bir şey ister. Çatışmanın halka açık olmasına izin vermemek için bir sosyal norm vardır. Bu nedenle bu durumda hayır demek daha zordur. Yine manipülatör kurbanın söz verdiğinde ısrar eder. Burada manipülatörün niyeti kurbanın ahlaki bağlılığını kullanmaktır. Son olarak manipülatör kurbanını kademeli olarak aşındırır. Yani önce her iki tarafa da uygun bir anlaşma yapılır. Bu süreçte kurbanın kabul etmeyeceği bir şey olduğu ortaya da çıkar. Kısa bir süre sonra manipüle eden taraf kurbanla bir sorun ile temasa geçer ve zorluğu gidermek için anlaşmada değişiklik yapılmasını ister. Ve kurban kişi makul olmak istediğinden ve iyi insanlar her zaman anlaşmaları ve planları çalışır durumda tutma arzusuna sahip olduklarından ve değişiklik küçük göründüğünden kurban bunu kabul eder. Kısa bir süre sonra kurbana başka bir zorluk bildirilir ve başka bir teklif götürülür. Sonunda kurban kişi aynı anda hemfikir olmayacakları şeyi kabul eder. Burada manipülatör hiçbir zaman orijinal anlaşmayı yani ilk baştaki anlaşmayı yerine getirmeyi amaçlamamıştır. İstediği şeyi kurbanından parça parça almıştır. Herhangi bir manipülasyondan kaçınmak için o anda karşınızda olan kişinin anlık tekliflerine anlık yanıt vermeyin. Yani sadece o anı değerlendirmeyin. Tüm ilişkiniz bağlamında yanıt vermek en doğrusu olur. Bunun yanında kendi duygularınıza sahip çıkın ve onurlandırın. Tabii bir yandan size verilen sözler ve vaatlerle diğer yanda duran önemli ve gerçek bir şey arasındaki farkı anlamak lazım. Bonkör bir şekilde herkese bir şey vermenin ahlaki bir zorunluluk olmadığını da anlamak lazım. En önemlisi ise kendi çıkarlarınıza sahip çıkarak sağlıklı bir ilişkiye sahip olmak. Bu mantalite herkesin yararınadır. Çünkü her yönden ilişkilerde insanlıktan çıkaran çarpıklıkları önler. Yine en önemli sebeplerden bir tanesi samimi bir hayırın genellikle korumaya değer herhangi bir ilişkiyi güçlendirdiğinde bilmek lazım.